Sayın Erol İfkıran, buyurun, buyurun! Sağ olun efendim! Sayın Dündar Dubare, Kanarya Spor Başkanı olarak maç hakkında düşünceleriniz? Çocuklar iyi oynadılar ama hakemi yenemediler. Sağ olun! Ya siz Ahmet Bey? Golde Necdet bana düpedüz faul yaptı. Yoksa ben o çalımı yer miydim hiç? Ya siz? Bunlar hakem değil, futbol katili. Bu hakemlerle memleketimizde futbol hiçbir yere gidemez. Evet! Sayın antrenör Thompson, sizin fikriniz? Ben var vermek taktik ama yok dinlemek kimse. Kanarya Spor'dan ayrılacağınız söyleniyor. Bu konuda bir bilgi lütfen. Ben bilmez. Bilmek idareci baylar. Takım ne zaman kazanmak, antrenör iyi. Takım ne vakit yapıyor kaybetmek, antrenör olmak bok. Otur karıcığım. Buyurun efendim, bize viski lütfen. Başın efendim. Buranın havası çok bozuk bu gece. Neden karıcığım? Baksana, kelkene sevim burada. Bir gün şu İspanyol Aysel denen karıyı çok fena yapacağım. Gel, boş ver. Bizim masaya bol miktarda meyve getir evladım. Kalk dans edelim. O kadar, fena alıyorum. Yoksa burada kalabalık malabalık dinlemem ha. Şakayı bırak, gene hamileyim, baba olacaksın. Benden ne baba olur, ne koca. Bizimki seksüel spor. Peki ne olacak? Her zamanki gibi. Aldırırsın olur biter. Yedinci bu, dile kolay. Çok korkuyorum. Kabahat senin. Ceketimi omuzuna atsam çocuk kapıyorsun. Kalk dans edelim. Baş üstüne karıcığım. Nasılsın şekerim? Duyduğuma göre gene estetik ameliyatı olacakmışsın. Çocuk aldıracağım şekerim, sen iyi bilirsin bu işleri. Benim aslan gibi kocam var, sen kendine bak. Tekme atarsın ha! Biraz önce sen bana tekme atmıştın! Hayır, bırakın beni! Utanmadan buradan ileriz beni! Şimdi geberteceğim seni! Yeter bu estetik ameliyatı rezaleti artık! Kime yutturuyorsunuz be? Bakkalın 7 yaşındaki oğlu bile Sevim ablanın çocukları yaşasa oyuncakçı dükkanı açardım diye matrak geçiyor arkamdan. Ya gazeteler, Hasip Ferferik Türkiye'deki tüm futbolcuların kayınpederi sayılır diyor. Ama baba. Babası babası yok. Sen koskoca milyoner Ferferik'in kızı ol. Bütün sporcularla fink at. Kendine evlenecek bir adam bulamaz. Sanki atlı kovalıyor ya peşimizden. Kızımız daha küçük. Ne küçüğü hanım? 30'una geldi. Hep büyütüyorsun beni baba. 29,5. Kes! Karşılık verme bana. Dinle şimdi. Sana bir ay zaman. Bu bir ay zarfında ya bir enayi bulup bastırırsın nikahı, ya da bu evden dışarı adımını atamazsın. Ne sokak, ne disko, ne de maç. Arabanı da alırım altından. Bu kadar canavar olamazsın baba! Olurum! Daha da kötü olurum! Otur kocacığım, otur! Ama biraz abartıyorsun. Evlenince bitecek mi her şey? İster biter, ister bitmez! Kocası düşünsün o zaman! Biraz da aile şerefimizi düşün. Sosyetede kaç tane Ferferik ailesi var? Damadımızın toplumda bizlere yakışacak bir yeri olmalı, değil mi abla? Öyle! Hem zengin, hem soylu olmalı! Nerede o hıyar? Oh! Pardon beyefendi. Ne sert adam, aynı direk. Vay Sait! En kral arkadaşını tanımadın mı? Ben Ercan, 197 Ercan. Namı diğer üç kağıtçı Ercan, seni kim tanımaz? Paris'te olduğunu duymuştum. Yüksek matematik okuyordum, sıkıldım döndüm. Yemezler oğlum, Paris bu be. Kum gibi karı kız kaynar. Senin gibi sıkı zampara Paris'te sıkılır mı? Kim bilir kaç kadının canını yaktın oralarda ha? Anlat anlat ne olursun. Anlatması müşkül. Kitap gibi karıydı. Çevir çevir oku ha. Ben soyup soyup okudum. Aferin sana. Tüh be. Ne oldu, nasırına mı bastın? Yok be, birden aklıma geldi. Şurada taksit ödeyecektim, üstümde de para yok. Ne zaman olur ki zaten? Adım boşuna mı çıktı üçkağıtçıya? Aa, ayıp ettim.
Bırak şakayı da 500 lira borç ver. Hadi. Veriyorum ama borç olarak değil, para senin. Niye? Kumarda benim paramı kaybedeceğine, kendi paranı kaybet diye. Ulan ne herifsin be? Sonra? Paris'teki sevgilimin adı Madeleine, fotomodel. Ağzından S harfi çıksa, soyun anlayıp tekmil giysiler fora. Allah be! Öyle bir karı ki, Allah dedirte dedirte en peygambersiz insanı dindar eder. Öyle bir vücut ki kıbleni şaşırırsın. Şaşırdım bile, şaşırdım. Bir gün eve gidelim dedim, karının nazı tuttu. Ha. Baktım hık mık ediyor. Sen beni iyi tanırsın. Karı kız konusunda şakam olmadığını bilirsin. Var mı benim gibi adama nazlanacak kadın? Madeleine diye bir Fransız sürtüğü, Sait kardeşine posta koyacak. Ben erkeklik kitabını yazmış adamım. Dayandım Madeleine'in evine, kapıya bir omuz, karı beni karşısında görünce buz. Tak asıldım saçlarına, çarptım yere. Affedin, sizi arkadaşım sandım da. Arkadaşınıza benziyor muyum, hı? Gözlerim uzaktan pek iyi seçmez de, yakından da bok ya neyse. Düşünün, bir keresinde otobüs yerine vapura binmişim. Bağışlayın. Çok ilginçti anlattıklarınız. Anlaşılan siz müthiş bir donjuansınız. Ayıptır söylemesi, biraz hızlı erkeğim. Ben aşk serüvenlerine bayılırım. Öykünüzün sonunu da merak ettim. Anlatır mısınız? Bir yerde oturup çay içsek anlatırdım. Teşekkür ederim. Estağfurullah, görevimiz. Affedersiniz, daha kendimi takdim etmedim size. Bendeniz Sait Sarıoğlu. Ben de Sevim Ferf... Oo, ben çok bindim. Neye? Teleferiye. Teleferik değil, ferferik. Sizinle tanışmaktan çok mutluyum. Ben koyarım. Aa, aa! Tüh be, yanlış yere koydum. Hay Allah. Görüşmek üzere. Burada oturuyorum. İstediğiniz zaman beni görmeye gelebilirsiniz. Teşekkür ederim. Allah! Benim de bir sevgilim var. Eve gidiyorum, eve! Buldum anneciğim, buldum! Ne buldun kız? Evleneceğim adamı. Aman ne iyi! Yalnız adam zengin mi, onu söyle bakalım. Bilmiyorum. Sarıoğlu ailesindenmiş. Sarıoğulları ne demek biliyor musun sen? Hem zengin hem soylu. Paşazade onlar ayol. Kız sen turnayı gözünden vurmuşsun. Boşuna mı Sevim demişler bana? Anasının kızı. Bu işe en çok baban sevinecek. Akşama müjdeyi ben vereceğim Hasibe. Aferin sana. Buldum teyzeciğim, buldum. Neyi buldun? Evleneceğim kızı. Sen Sarıoğulları ailesinin soyu kuruyacak. Evlen, çoluk çocuğa karış. Eve bir dişi kuş getir demiyor muydun? İşte o dişi kuşu sokakta birdenbire buluverdi. Ne? Sokakta mı buldun? Eyvah! Sokakta bulunan kuş ulan familya kurulur. Bu kuş başka kuş Matmazel Angel. Devlet kuşu. Devlet kuşu ya. Yapma deli oğlum. Evleneceğin kız kimlerden? Önce o lazım. Bize layık mı? Atları sanları ne bunların? Oğlum dellendin mi söylesene. Adı Sevim. Soyadı biraz tuhaf işte. Ferik, Erik, Kerik, Keklik. Neyse, teleferik gibi bir şey işte. Sıkıldıkça bin dolaş. Aman bize ne ya? Benimle evlenince soyadı değişmeyecek mi? Benimkini alacak, Sarıoğulları olacak. Evimize girecek gelinin ailesi de mühim. Soylu mu? Çok. Tepeden tırnağa soylu. Bunu hemen nasıl anladın? Bu kavundur ki dibini koklayıp anladın. Kavun değil, fıstık. Ben Paris'teyken bir Hint fakirinden insan ruhlarını okuduğumu unutuyorsunuz galiba. Bana kimse kül yutturamaz, kimse. Matmazel Anjel, biz gene de bir sorup soruşturalım. Haklısın Sanım Efendiciğim. Hasip Ferferik. Evet, Ferferik. Burası.
kardeşi olacak. Bunlar da amcasının oğulları herhalde. Işığı gören çıkıyor ya, aile değil ordu. Allah Allah, ne kalabalık sülale ya. 5 dakikada 4 kişi çıkıp 8 kişi girerse, saatte 48 kişi çıkar, 84 kişi girer. Burada parti toplantısı filan olmalı. Demek burası parti binası. Ben Sevim Hanım'ın evini şaşırdım. Acaba neresiydi? Merhaba Sevim. Aha, merhaba. Aman bıktım sizin şu beziğinizden. Anne, teyze, gelin! Çabuk! İşte buldum çocuk bu, nasıl? Ah! Kim dikti bunu buraya ya? Beğendim şapşallığını, iyi oğlan! Ahmet, çabuk gel! İşte enişten olacak çocuk! Nasıl buldun? Seninle evlenecek enayi plakisi bu demek. Aa, kıskandın mı yoksa? Nesini kıskanayım be? Salağın teki bu. Müsaadenizle. Bu apartmandı galiba. Hay Allah. Bu apartman olabilir de, olmayabilir de. Merhaba. Merhaba. Oo, siz misiniz? Ne tesadüf. Ben de size gelecektim. Ah, mersi. Ama evinizi şaşırdım. İşte bizim ev burası. Burası mı? Evet. Sizin mi? Hı. Ev mi? Herhalde evinizde sünnet düğünü filan vardı. Nereden çıkarttınız bunu? Eve girip çıkanlardan. Kapıdan her girene bilet kesseniz, hesapladım, maşallah köprü gişesi gibi akıyor. Çok şakacısınız. Onlar Kanarya sporlu çocuklar. Ben futbolu çok severim de. Ya siz? Ben de tabii. Sizin sevdiğiniz her şeyi ben de severim. Oo, çok naziksiniz. Uyum kurusun, öyleyimdir. 4:30'a sinemaya gidecektim de gelmek isterseniz. Hı? Sinema mı? Hı. Gelmek isterim elbet. Yalnız gözlerim perdeyi pek seçemez de. Loca tutarız. Ben anlatırım size. Gidelim. Antrak. Kendim şahsen sigara içmem ama çakmak taşırım. Centilmenlik. Malum ya, Avrupa gördük. Hay Allah, nerede bu? Heh. Buyurun. Affedersiniz. Çok çapkınsınız. Öyleyimdir. Elimde değil, dayanamıyorum. Anlaşıldı. Bundan sonra sizi sıkı tutmam lazım. Neremden? Bir erkek neresinden tutulursa. Film başlıyor, gidelim. Müsaadenizle ben ne olur ne olmaz şeye gideyim de. Nereye? Tuvalete. Bizim loca hangisiydi? Bu olabilir ama olmayabilir de. Herhalde budur canım. Çok beklettin mi sevgilim? Sen kimsin ulan? Ben Sait Sarıoğlu, memnun oldum. Seni ırz düşmanı! Ulan karıma ilişenin! Affedersiniz, özür dilerim. İyi göremedim de. Bak züppeye! İyi görememiş, ta
parçalarım lan seni! Bir dakika, bir dakika! Bir anlaşmazlık var. Nişanlımın gözleri biraz zayıftır da... aklınca beni sanmış. Özür dileriz. Öyle mi hanımefendi? Peki. Hadi canım, çıkalım, gel. Fesubhanallah! Dua etsin siz yetiştiniz. Yoksa herifi harcardım. Özür dilerim, hep ben oldum. Bir dakika, locada şeyinizi unuttunuz. Sağ ol, teşekkür ederim. Üstünüze afiyet mezleyim de... hep mendil taşırım. Aman ne adi, ben böyle şey kullanmam. Kullanmaz mısın? Hı? Benden şüpheleniyor musun yoksa? Ne münasebet, lastiği kopabilir. Benim de bir gün plajda mayomun lastiği kopmuştu da... şey affedersin, bütün her şeyim... dolaşıyordu. Benim değil diyorum, benimki yerinde duruyor. İnanmazsan bak! Ay, bana bir şeyler oluyor. Fena alıyorum galiba. Sokak sokak sürtüyorsunuz. Hala bir sonuç yok. Baban sabırsızlanıyor. Ne yapayım anne? Elin herifine açık açık beni al diyemem ya. İnsan kadınlığını kullanır. Babanın koyduğu süre doluyor. Alo? Oh, Sait Bey, siz misiniz? Bir dakika. Koş koş, seninki arıyor. Alo? Buyur şekerim. Şekerim mi? Kim? Bana mı dediniz? Tabii şekerim. Benim senden başka tatlım var mı? Soylu kadın. Ağzının tadını biliyor. Sizin balakan ağzınızı öpeyim. Şey, ne tuhaf. Az önce sizi düşünüyordum da. Oh ne romantik. Demek kalp kalbe karşıymış. Ben de tam seni düşünüyordum. Düşündüğüm şu. Önemli bir karar vermek üzereyim. Önemli mi? Çabuk söyle, meraktan ölebilirim. Ölme, ölme. Sakıncası yoksa yüz yüze gelip konuşsak? Ne zaman istersen. Seni öyle özledim ki. Saat 4'te kafede buluşsak. Ne dersin? Sevinçten vefat ederim. Ben de. Sait çok önemli bir karar vermiş. Bu ne demek? Evlenmek demek. Evet. Evlenmek. Evleniyorum anne. Evleniyorum. Günaydınlar. Hayatımın en heyecanlı dakikasını yaşıyorum. Size karşı duygularım öyle derin ki, bağışlayın lütfen. Hislerimi telefonda söyleyemezdim. Neredeyse kocam gelecek. İsterseniz akşamüstü başka bir yerde buluşalım. Pardon, ben sizi başkası, şey yani... başkasını siz zannettim. İyi günler. Merhaba Sait. O sen miydin? Ben demin biraz karıştırdım da, gel şöyle oturalım. Söyleyeceğin şeyi öyle merak ediyorum ki, uçarak geldim. Öyle mi? Öyle. E hadi, beni heyecandan öldürmek mi istiyorsun yoksa? Şerefe. Şerefe. Ben bir karar verdim. Sana güzel gözükmek için bundan sonra koyu renk gözlük takacağım. Ne dersin, yakıştı mı? Beğenmedi galiba. Bu karı milletini anlayamadım gitti. Bunlar manyak canım. Kırk. Sevim, kızım. Ne var, ne oldu bu kıza? Bilmem. Sevim. Ne oldu kızım? Bu herif sahiden mi aptal, yoksa beni mi işletiyor anlayamıyorum. Telefonda önemli bir şey söyleyeceğim diye beni çağırdı.
Evlenme teklif etmedi mi? Hayır anne. Peki derdi neymiş? Koyu renk gözlük takmak istiyorum, ne dersin demez mi? Hırsımdan gırtlağını sıkacaktım az daha. Sık, öldür de kocasız kal. Ama öyle salak ki çıldırtıyor insanı. Ben bu aptalın oyuncağı olacak kız mıyım? Ben haddini bildiririm bu ahmak herifin. Genç bir kızın kalbiyle oynamak ne demekmiş anlasın bakalım. Ah, Ahmet'im benim. Buyurun, bir emriniz mi var? Kimi aradınız? Kimsiniz? Demek beni tanımadın ha? Sen ayda mı yaşıyorsun lan? Allah Allah! Kim bu ya? Bir dakika bakın, ben Paris'e gittim ama Ay'a hiç gitmedim. Siz gittiniz mi? Bana bak! Tekmeyi korsan minisküsüne kendini ayda değil güneşte bulursun ha! Af buyurun! Gözlerim az görür de. Ah zo! Zatınız duvar akmışsınız. Yoksun ki benzetiyorum. Ah canım! Üstüne bastın madama. Ta kendisiyim. Ah gazetede hayatınızı bir tamam okumuşumdur hayatım. Ne hasvas, o ne avantür hayattır. Tıpkısı tıpkısına roman. Demek tanıyorsun. Aha aptalım ki tanımayım. Cihan alemde duvar Ahmet'in namını duymayan kalmıştır. Kulüpler bir zamanlar sizi arı dağına kaçırmışlardı. Ah sasasyondan yüreğim duracaktı. Anladın mı kimmişim? Beni 7'den 70 herkes tanır. 70'ten sonrakiler tanımaz mı? Fesubhanallah. Sen adamı fıdık edersin be. Allah muhafaza. Zatınıza bir tiralık gelirse tekmir millet matem tutar. Ah yavrum hoş geldin. Otur bakayım şöyle rahat ol. Oh keyfine bak canım. Yavrum gülüş. Güzelim benim bir tane. Matmazel Ancel. Pardon. Evet. Teyzenizin kahvesini götürecektim değil mi? Tamam götüreceğim. Canım benim. Hadi yavrum. Zaten halinizi tanıyamadığım için özür dilerim. Bir emriniz mi vardı? Sevim için geldim. Sevim Hanım mı? Biraderi misiniz? Hayır, ablasıyım. Affedin hanımefendi. Sizi erkek sandım. Erkekliğimi kanıtlayayım istersen. Sen adamı uyuz edersin be! Züğürt olup düşünmektense uyuz olup kaşınmak iyidir demişler. Kes be! Neyi keseyim hanımefendi? Hanımefendine başlatma lan! Var mı böyle erkeklik be, var mı? Sen zavallı kızın kalbini çal, kendine aşık et. Ben! Sen ya? Sevim senin yüzünden intihar edecek, sen burada dalganı geçiyorsun. Yani Sevim Hanım bana aşık mı oldu demek istiyorsunuz? Ah, bu yaşta bu zeka! Aşık ki o biçim, sırılsıklam, ölüyor zavallı. Yaktın kızı be, yaktın! Yaktın mı? Ne olacak şimdi? Olacak önce nişan, sonra nikah. Önce nişan. Tebrik ederim. Uluslararası yarışma açılsa Sevim'e bundan münasip koca bulamazdık. Elimizi çabuk tutup nikahı bir an önce bastırmalıyız. Haklısın. Bana müsaade. Nişanlınızla bir dans etmeme müsaade var mı? Buyurun Duvar Bey. Pardon Ahmet Bey. Aramızda teklif mi var? Sağ ol. Kıymetli damat beyimize biraz erkek erkeğe sohbet etsek. Bendenizi ihya edersiniz. Oturalım. Artık resmen eniştemiz sayılırsın. Sana bir nasihat vereyim. Sevim Hanım'ın gözüne girmek istersen futbolu seveceksin. Sevmeye başladım bile. Önce bizzat kulübe girip faaliyet göstereceksin.
biz yönetim kurulu olarak sizi kulübe şeref üyesi yapmak istiyoruz. Aman ne şeref! Sevin bu işe çok sevinir. Sana daha bir başka bağlanır. Bağlanır değil mi? Erolcuğum, Erolcuğum gel bak gel. Seni kulübümüzün şeref üyesi Sait Bey'le tanıştırayım. Merhaba. Tek tarafsız spor yazarımız, büyük otorite Erol İpkıran. Sağ olsunlar, her zaman bizim takımı tutanlar. Evet, kuyup kanarya sporluyum. Burada sarı, sapsarı bir kanarya çarpıyor. Kanarya mı nerede? Orada serçe kuşu bile yok. 2 saat vaktimiz var, deplasmana çıkıyoruz. İzin isteyip kaçalım eyvallah. Hadi Ahmet, uçağa geç kalacağız. Tamam. Hadi hoşça kal. Ben de sizinle geliyorum. Sevim. Hı? Efendim baba. Nereye kızım? Adana'ya baba, deplasmana. Hayır olmaz. Niye baba? Nikahtan önce asla. Evlen, kocandan izin al. Sonra istersen dünyanın öbür ucuna git. Sen ne dersin damat? Haklısınız sayın kayınpederim. Sakıncalı vaziyet, gidemez. Sizlere güle güle. Eyvallah. Güle güle, güle güle canım. Anne! Bak nişanlın da istemiyor, gidemezsin. Maçı bizim evde baş başa radyodan dinlersiniz. Biz çıkıyoruz kızım. Nasılsın sevgilim? Aman oğlum ben... Şişt, damat oğlum kendine gel oğlum kendine gel. Affedersiniz. Sevim zannettim de, aslasın daha fena şeyler oluyor. Damat, bir kaza çıkartmadan kendine daha iyi bir gözlük al oğlum. En iyisi bu. Daha büyük numarası yok ki. Sevim nerede? Hoş geldin sevgilim. Hoş bulduk. Bize damat müsaade. Akşama görüşürüz evladım. Size layık değil ama... Ne demek sevgilim? Teşekkür ederim. Geç şöyle otur. Ne güzel çiçekler bunlar. Havalar çok... Havalar çok güzel değil mi? Maçın başlamasına daha 15 dakika var. 15 dakika mı var? İyi. Ben o zamana kadar bir banyo yapsam diyordum. Çözemiyorum. Yardım eder misin şekerim? Hadi. Çözeyim değil mi? Çöz, çöz. Çözmesem olmaz mı? Koptu. Sen radyoyu dinle. Kanaryaların maçı başlayınca bana haber ver. Ben banyodayım. Efendim Sevim Hanım? Biraz gelir misin şekerim? Geliyorum. Nerede, nerede, nerede olursan ol. Beni de, beni de, beni de al yanına. Yıllar çok özledim sana. Aa, neredesin? Buradayım. İçeri gel şekerim.
Sırtımı sabunlar mısın biraz? Hadi. Peki. Ne oldu? Sabun düştü. Ah, ara bul canım. Buldum. Yeter. İn salonda otur. Baş ne? Şimdi kanaryalar baskılı oynuyorlar. Ali Kemal orta bayrağın dibinden aldı. Duvar Ahmet'e verdi. Duvar Ahmet'in pası İsa'da. İsa Hasan'a verdi. Hasan sol aferinde. Önderle paslaşıyorlar. Orta çizgi üzerinde de. Yine Duvar Ahmet'e. Duvar Ahmet Ali Kemal'e verdi. Ali Kemal kanaryaların akınını tazeliyor. Sağ açıktan gidiyor. Duvar Ahmet ortada. Duvar Ahmet bomboş. Verdi Ali Kemal. Duvar Ahmet savaşı geçti. Timuçin'i geçti. Nihat'ı geçti. Duvar Ahmet şut. Gol. 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 Yaşasın. Gol. Gol. Şampiyonluk yolunda 1-0 galip. Hemen başlatıyor oyunu Adana Spor. Adana Spor'da Timuçin, Nihat. Nihat, Nihat'tan savaşa, savaştan Cem kaptı. Alparslan'a, Alparslan bırakmıyor topu önderde. İsa'da, hadi. İsa Duvar Ahmet'e verdi. Duvar Ahmet yine gidiyor. Kaleye akıyor. Ali Kemal'le beraber gidiyorlar. Paslaştılar Duvar Ahmet'te. Duvar Ahmet, Duvar Ahmet savaşı geçti. Gol! Duvar Ahmet ikinci golü attı. Duvar Ahmet ikinci golü attı. Duvar Ahmet'in golüyle Kanaryalar 2-0 galip duruma geçtiler. Böylece şampiyonluk yolunda önemli. Aslan Ahmet'im benim koçum. Hadi göreyim seni. Adana Spor'la oyunu hadi Duvar Ahmet Bey. Geri pasını yattı. Nihat sağ aferinde. İleriye doğru bir pas attı Kemal'de. Kemal verdi Timuçin'e. Timuçin'den savaşa. Savaş, savaş Nihat'ta. Nihat Allah'ım bir gol daha. Ne olursun bir golcük daha. Kanaryaların kalesi şut. Dayanın. Dayanın. Bravo Kemal. Savaşta. Savaş şut. Şut durumda gol. 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 Gol oldu be. Oh. Gol. Bu da la. Golü biz yedik. Bir de seviniyorsun. Ama gol oldu sevgilim. Bu kadar aptallığa tahammülüm kalmadı artık. Al yüzüğünü de defol. Sinirlenmeyin. Sakin olun sevgilim. Hala benimle konuşuyor. Defol! Peki. Başka gol olmadan gidiyorum. Sevgilim, bir gollük daha kalsaydı. Yeter. Yeter! Allah! Sıfır galipken sen maçı 3-2 ver. Ben olmadım mı sapıtıyorlar. Maçı radyodan dinlerken kahroldum. Koşmak tamam. Şimdi bol şut kale. Hadi Ali Kemal göreyim seni. Yaşa. Ne olursa olsun bir daha her maça geleceğim. Nişan, nikah, cenaze ne olursa vız gelir. Nasılsın Erol? Sakatlığın geçti mi? Oradayım abla, zehir gibi! Ne oldu? Aman sen de, boşver sala! Ahmet! Çalış biraz! Çalış! Hadi koş! Hadi! Tamam, tamam! Bahtiyar'a adım attırırsan yüzüne bakmam! Merak etme abla! İsa, formda mısın? Canavarım, canavar! Aslanlarım benim, yaşayın! Hadi! Hadi Önder! Nasıl? Harika! Yaşayın! Bu hafta mutlaka galibiz. Galibiz ya. Çok güzel, çok hadi. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Merhabalar merhaba. Sayın Bey. Sevim Hanım'la aranıza kara kedi girmiş. Kara kedi değil, gol girdi aramıza. Sizin kale golü yiyince ben de yüzüğü başıma yedim.
Kadın cilvesi bu. Yoksa aşkınız dillere destan oldu. Aslanlarım benim, hadi! Leyla ile Mecnun gibi mi? Daha da müthiş. Siz merak etmeyin. Akşam hep beraber bir gazinoya gidip nişanı tazeleriz. Sağ olun Dubar abi. Bu iyiliğinizi hiç unutmam. Yanakların çiçektir, gönlüm bir kelebektir, kalbim sana petektir, sen de onun... Beni affettiğiniz için gel, çok mutluyum sevgilim. Hadi tak yüzüğünü. Gel sar beni, sevdim seni güzelim, sevdim seni. Bakmanızın şerefine. Sevdim seni güzelim, sevdim seni. Ben feryat eden bülbül, sen de onun dalı ol. Gel al beni, gel sar beni. Sevdim seni güzelim, sevdim seni. Sevdim seni güzelim, sevdim seni. Bravo. Sevgine layık olmak için karar verdim. Ben de futbolcu olacağım. Duydunuz mu? Sait Bey futbolcu olacakmış. Peki, sen hiç hayatında top oynadın mı? Ha? Tabii, lisede öğrenciyken. Ama daha maç bitmeden beni bir güzel patakladılar. Neden patakladılar? 5 gol attım da. 5 gol mu attın? Bıraksalar bir düzüne atacağım. 5 gol atanı omuzlarda taşırlar, anlayamadım. Anlayacağınız... Topu ayağıma aldım, baktım üstüme geliyorlar. O telaş içinde hangisi onların kalesi, hangisi bizim kale? Adres soracak değilim ya, gollerin 5'ini de bizim kaleye atmışım. Çıkar gözlüğünü. Ama o zaman sizi göremem sevgilim. Çıkar gözlüğünü. Gözlüğümü çıkarınca, affedersin, Taksim Meydanı'nda pantolonumu çıkarmışım da... ...herkes bana bakıyormuş gibi geliyor. Çıkar! Ey kalbimde açan gül, hicrinle yandı gönül... Futbolcu olacakmış, bu suratla mı? Neden, olamaz mıyım? Siz de beni bu şapşalla barıştırmaya kalkıyorsunuz. Al yüzüğünü de kafana çal. Kalk Ahmet, elimden bir kaza çıkmadan gidelim buradan. İyi etmedin damat. Sevdim seni güzelim, sevdim seni. Çıkar gözlüğünü. Çıkar dedim. Göremiyorum. Gözlüksüz hiçbir şey göremiyorum. Bu suratla mı futbolcu olacaksın? Neden futbolcu olamazmışım? Olurum. Hem de öyle bir olurum ki... Öyle bir vururum ki... ...futbolcu olacağım. Kimse beni tutamayacak. Futbolcu olacağım. Kimse bana engel olamaz. Kimse, kimse! Futbolcu olacağım. Tutmayın beni. Aferin bak, bizimki tuzut ya. Futbolcu olacağım. Futbolcu olacağım.
futbolcu olacağım. Eyvah, hemen doktor Refik haber. Ne dediniz evet? Güzel, demir gibisin. Senin hiçbir şeyin yok. Öyleyse futbol oynayabilirim, değil mi? Tabii oynayabilirsin. Benimle alay etmiyorsun, değil mi Refik abi? O da ne demek? Bazı kendimi o kadar güçsüz hissediyorum ki topun peşinden nasıl koşarım? Koşarsın. Tedavi edeceğim seni. Kuvvet ilaçları vereceğim. Kısa zamanda çakı gibi olacaksın. Ya gözlerim? Güçlenip kuvvetlenince görecek. Ah bir futbolcu olsam. Olacaksın. Önce şu iğneyi yapmakla başlayalım işe. Geç şöyle. Otur. Oh be. İğne değil abi hayat. İçim soba gibi ısındı Refik abi. Anlat Sait, anlat. Her şeyi anlat bana. Sevimi seviyorum. Her golde bir öpücük. 1000 gol atsam 1000 öpücük. Futbolcu olmalıyım. Ama güçsüzüm. Gözlerim görmüyor diye herkes alay ediyor benimle. Ya alay etsinler, seven yok mu hiç? Sevenler paramı seviyor. Arkamdan gülüyorlar. Ben herkesi seviyorum. Bütün insanları. Ama Sevim'i daha çok seviyorum. Futbolcu olup goller atacağım. Sevim alkışlayacak. Sait Sait diye herkes bağıracak. Kendini nasıl hissediyorsun? Öt de öteyim, uç da uçayım, kuş gibiyim. Moralini hiç bozma. Yakında aslan gibi olacaksın. Aslan ki ne aslan. Refik abi, beni aldatmıyorsun değil mi? Sen kendine iyi bak, çalış. Yakında canavar gibi futbolcu olacaksın. Sağ ol Refik abiciğim. Sen de sağ ol. Affedersiniz, kötü bir niyetim yoktu. Allah'a ısmarladık. Beni Sait'in ailesi büyüttü, onlar okuttu. Bugüne onlar getirdi. Ünlü bir ruh doktoru olmamı Sait'in ailesine borçluyum. Şimdi bu borcu ödemenin sırası geldi. Yazık, çok tatlı bir çocuk. Sevgili, merhabalar canım. Ay! Sen değilsin. İçerideler mi? Buyurun. Allah Allah. Hadi karşılayın, güler yüz gösterin. Hadi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk sevgilim. Ay, ay. Affedersiniz, sizi Mehcure Hanım sandım. Kim sandın, kim sandın? Ben şey yani, Sevim sandım. Bu kaçıncı yanlışlık? Hesabını tutmadım. Sahi kaçıncı yanlışlık oldu? Bağırdığım için özür dilerim. İyi ki bağırdınız. Yoksa az daha şey oluyordu. Neyse, olmuş bir yanlışlık. Geldi ama. Gel, gel otur. Hadi öp nişanlını da barışın. Burada hepinizin içinde mi öpeceğim? Utanırım. Hadi, hadi öp. Biz yabancı değiliz. Ailede öpmediğim mi kaldı zaten? Kalmadı mı? Kadro tamamlandı mı? Ha, siz kaldınız.
Sizi öpmedim galiba. Gel öpeyim. Hop 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 hop. Yanlış yere park ediyorsun gene. Tak parmağına yüzüğünü de. Hadi kızım hadi. Size bir müjde vermeye geldim. Ne müjdesi? Doktordan geliyorum. Futbolcu olabilirmişim. Dur kızım, nişanı daha yeni tazeledik. Kızma sevgilim. Bu sefer işe profesyonel olarak el koydum. Kendime bir futbol hocası tutacağım. Önce bir akıl hocası tutsan. Tabii her işin bir profesörü var. Kimya profesörü, fizik profesörü. Bence Duvar Ahmet de futbolun profesörü. Anne, şırak diye düşüp bayılacağım şimdi. Fena oluyorum. Kendine gel kızım, sakin ol. Eğer Duvar Ahmet bana ders verirse, tabii... O zamana kadar elimden bir kaza çıkmaz da sağ kalırsam. Kalırım canım, Sen Duvar Ahmet'i kandır, ötesine karışma. Kaç para isterse vereceğim. Futbolcu olayım, canımı bile veririm. Hoş geldin hocam. Sait Sarıoğlu futbol dersine hazır hocam. Bana hocam deme, bozuluyorum. Hocam demem sayın hocam. Ulan bana bak. Tamam hocam. Şey, affedersiniz. Tamam. Sizi dinliyorum sayın antrenör. Ne yapacaksın defteri kalemi? Not tutacağım. Ulan tarih coğrafya dersi mi bu? Şimdi aç kulağını. Önce futbolun ince noktalarını öğreteceğim. Madde bir. Madde bir. Hakeme çaktırmadan rakip futbolcu nasıl sakatlanır? Örneğin karşındaki futbolcu zehir mi zehir? Ne yaparsın? Yoğurt yerim. Niye yoğurt yiyorsun? Zehirlenmemek için önceden tedbir alıyorum. Saçmalama. Dinle. Sıkışmışsın. İşte o fena. Sahanın ortasında. Öyle sıkışmak değil. Rakibin topu kaptı mı vızt geçiyor seni. Ne bu ya? Magürüs mü? Tek yol? Ayağa kaysın diye dua etmek. Saçmalama ulan. Dinle şimdi. Madem herif hızlı, kafayı çalıştıracaksın. Şimdi bak. Tam yanından geçerken bileğine basıp atacaksın kendini yere. Sanki tekmeyi sen yemişsin gibi başlayacaksın kıvranmaya. Ne olacak? Sarı kart. O inek sarı kart görür, bir daha da sana yaklaşamaz. Topu ayağından çıkarır, sen de madar olmaktan kurtulursun. Madde 2. Futbol demek gol demek. Golün beleşi de penaltıdan atılır. Neden pencere altında? Ya sahada pencere yoksa? Çarparım ha. Pencere altı değil, penaltı. Neymiş? Penaltı. Kaptın topu, 18'e girince artık golü molü düşünme, tamam mı? At kendini yere. Kıvranmaya başla, debelen dur, anlıyor musun? Hakem düt basar düdüğü, doğru penaltı noktasını gösterir. Artık ne kadar itiraz ederlerse etsinler, penaltı. Anladın mı? Anladım. İyi. Madde 3. Diyelim korner oldu. Korner golün yarısı. Yani yarım öpücük. Zevzeklenme. Dinle. Top dikildi, korner atılıyor. Seni tutan oyuncu zorlu mu zorlu? Hakeme çaktırmadan yanaş yanına, bastır tükürüğü suratına. Ondan sonra top gelince zıpla, vur kafaya, at golü. Gol! Gol, gol! Ya seni be! Dur lan, gol tabii. En önemli madde bu. Kalk ayağa, tekrarla. Korner atılıyor. Evet. Hakem ineğine çaktırmadan rakibine yaklaşacaksın. Güzel, devam et. Top geliyor. Evet, top geliyor. Sen ne yapacaksın? Hakeme çaktırmadan... Ulan ineğe... Hocam, şapşal, ne kendine gel ya. Geberteceğim seni, istifa ediyorum. Boğulurum. Geberteceğim. Alo, spor servisi. Ben Erol İpkıran. Kim? Buyurun canım abicim, emredin. Estağfurullah. Duvar Ahmet Bey kızdılar bana. Artık ders vermeyecekler. Acaba sizin aracılığınızla antrenör Thompson ders verebilir mi bana? Şansım var Sait abicim.
Kanaryalılar Thompson'un anlaşmasını bugün pes etti. Paraya da ihtiyacı var. Beni çok sever. Üstelik hiçbir sözümden çıkmaz. Bu iş oldu demektir. Var önce nefes açmak. Köşkün etrafında 20 tur. 20 tur. Yes. Ne dersin hocam? Futbolcu olur mu? Var çok çalışmak belki. Allah'ım şu çocuğa kılıç sahne eyle. Bir turda bittim hocam, yeter. Hayır, yetmez. Mecbur koşmak, olmak istiyorsan iyi futbolcu sen. Önce nefes, haydi. Peki hocam. Ah. Üç tur bile koşamıyorum Refik abi. Koşacaksın. Hacer, ben reçeteye bir bir yazdım ama sen gene de kuvvet ilaçlarıyla vitamin haplarını nasıl alacağını anlatırsın. Merak etmeyin Refik Bey. Size zahmet olacak. Ne zahmeti? Nişanı yaptık. Bu kadar zaman geçti. Nikah için ne bekliyorsunuz hala? Ne bileyim baba. Sait hala ders alıyor. Ne zaman arasan idmanda, stadyuma gitti. Thompson'la maça gitti, cevaplarını alıyorum. Bırakın bu saçmalıkları be! Erkek milletini dürtüklemezsen nikah masasına kendiliğinden oturmaz. Nasıl zorlarım baba? Benim de kadınlık gururum var. Kadınlık gururu varmış. Öyleyse ben hallederim bu işi. Evet, devam. Allah! Orada! Sait evladım! Sait Bey, Sait Bey! Efendim? Kayınpederin telefon etti. Cuma günü saat 2'de nikahınız kıyılacakmış. Cuma'ya mı? Eyvah, fena! Aa, niye evladım, cuma hayırlı gündür. Hocam, cumaya kadar futbolcu olabilir miyim? Yok, o kadar çabuk futbolcu olmak. Devam! Asip Bey, bir telgrafınız var. Allah, gel de fıttırma. Affedersin Sait oğlum, affedersin. Takımla beraber deplasmana gidiyorum. Çocukların morale ihtiyacı var. Nikahı erteleyin. Sevim. Aksu! Görünmez kısmet diye buna derler hocam. Nikah hazır yatmışken biz antrenmanımıza bakalım. Evet, antrenman! Allah! Sait! Sait neredesin? Sait! Oh my god!
Madam Angel! Ah zavallı, nasıl da düşmüş kör kuyuya! Durumu kötü mü Refik Bey oğlum? Korkacak bir şey yok, birazdan kendine gelir Derin Hanım. Ah çok şükür, yavaş yavaş kendine geliyor. Allah'a şükür. Gözlüğüm nerede? Aranma Sait, kırılmış. Yenisini yaptırırız. Allah! Allah be! Görüyorum! Gözlüksüz de görüyorum! Refik abi, hem de çok iyi görüyorum! Görüyorum! Evet. Kuyuya düştüğünde baştaki çarpma sonucu görme merkezlerinde bir uyarma olmuş. Şans getiren bir kaza. Kutlarım, bundan sonra gözlük takmayacaksın. Kazaya bak sen. Kazanın böylesi dostlar başına. Sağ ol Refik abi. Sen de sağ ol. Sağ ol. Sait, nereye? Sevime müjde vermeye. Suadiye mi? Evet abi, atla. Tamam. Bu resimdeki duvar Ahmet değil mi abi? Ta kendisi, tam üstüne bastın. Kale duvarı bizim Ahmet'in yanında hava gazı. Koçum, aslanım benim. Dışta bir gol! Hem de santradan gol. Sen nereden tanıyorsun? Kim tanımaz ki? Meşhur, dergilerde yazısı var. Kerkene sevimiş şeysi. Çocuk değil, bilgi yarışmacısı mübarek. Öyle değil mi abi? Sağ ol abi. Ne demek şeysi? Zamazingosu işte. Aa, ne ayıp şey. Gazete okumadın mı anne? Hani bir de salak vardı. Nişanında bile şey yapmışlar. Abiciğim. Sus terbiyesiz. Bir de gösteririm ben sana. Ne var be anne? Gazete yazıyor, biz de okuduk. Bravo Sait, sen var mükemmel futbolcu olmak. Önemli olan takımda oynamak. Ne zaman oynarım? Var daha zaman, var daha sen pişmek. Piştim pişeceğim kadar. Kazan dibi mi olacağız? Önce futbolcularla antrenman yapmak, sonra var ben sana lisans çıkartmak. Aferin. Kim bu yeni çocuk? Kerkine Sevim'in nişanlısı Sait. Öyle mi? Thompson kaç aydır özel olarak çalıştırıyor. Topa çok iyi vuruyor. Hı, çok iyi vurur. Bu bizim Sait değil mi? Thompson iyice bunadı. ...234. Büyük Randevu. Kartallar cimbomlara karşı. Kartalların şampiyonluk yolunda ümitli olabilmeleri için cimbomları muhakkak yenmeleri lazım. Oyunun son hazırlıkları tamamlandı. Top orta noktada. Maç başladı. Serdar'dan Mehmet Ekşi'ye. Mehmet Ekşi'nin ileriye bir pasında. Kartallar ilk hücum denemesini yapıyorlar. Fatih kafayla kesti. Erdoğan çıkartıyor topu. Fakat kartallar bütün güçleriyle maça atılıyorlar. Daha ilk dakikadan Özer gidiyor. Eser kurtardı. Mehmet Ekşi'nin şutu yakından out. Yakından out. Kartallar ilk fırsatı kaçırdılar. Fakat devam ediyorlar. Ömer'in kafayla uzattığı topta cimbom defansı kesti. Fatih'in ortasında Cüneyt kafaya çıkıyor. Kafaya çıkıyor. Şut! Gol! Cüneyt attı. Cümbomların golünü Cüneyt attı. Kart-
Kartallara karşı cimbomlar 1-0 galip durumdalar Cüneyt'in golüyle. Hay Allah kahretsin beceriksizler. Bakalım Kartallar cimbomları yenerek şampiyonluk yolunda yeni bir engeli aşabilecekler mi? Ömer'in kafayla indirdiği topu Fatih çıkarıyor. Fatih'ten ileriye gelen topta Akif. Kartal spor dökülüyor. Berabere de kalsalar haftaya biz Kartallara yenilsek bile bir puan farkla şampiyon oluruz. Sağ çık yerinden Serdar'a vermek istedi. Veremedi, önünü kapattılar. Necdet çalımını yapıyor. Ortalıyor. Ortalıyor. Cimbom kalesinde tehlike var fakat Fatih çok ileriye. Hadi ileri hadi. Dökülüyorlar şimdi, hocam. Bunlar yok futbolcu. Ben varım, beni sok oyuna. Kartalların ileriye uzattığı topta yine Fatih. Hadi ileri, Ömer sonra, koş yok uyumak var oynamak. Ben gece iyi uyudum. Beni çıkar hiç değilse oturacağıma koşarım. Hadi be hoca ne olur. Sen var şimdi oturmak. Cimbom kalesini haydi. Cimbom kalesini sıkıştırıyorlar. Bir korner atışı. Korner ortalığı karıştırdı. İleriye uzattığı topta. Yok fakat becermek kaleser, bunlar. Ne olur be hoca beni sakın. Cimbomlar akın üzerine akın tazeliyorlar. Cimbomlar kartal. Yaşa. Akif. Akif. 6 dakika kaldı. Akif'ten Serdar'a. Haydi oynayın be oynayın. Ne olur be hoca. Akif'e geldi. Haydi Sait sen girmek oyuna. Var Thompson kafa dinlemek. Haydi soyun. Kartallar oyuncu değiştiriyorlar. Bakalım kim çıkacak? 12 numarayla Şaban çıkıyor. Bir yerine Sait giriyor. Şaban çıkıyor. Bizim şapşal oyuna giriyor. Thompson iyice keçileri kaçırdı. Sait yeni bir oyuncu, yeni bir ümit Kartallar için. Kartallar ileriye bir top uzattılar. Hemen çekiyor Sait'ten. Sait aldı. Çalımlarını yapıyor. Ama ne oldu? Sait şimdi sen gidiyor yanlış taraf. Sait, o taraf bizim kale. Git o taraf. Gitme. Sait taşırdı. Kendi kalesine doğru gidiyor. Sait etrafına bakıyor. Tut topu. Tut. Şaşkınlık içerisinde. Ve topu eline aldı. Topu eline aldı Sait. Hale bak. Maç komediye döndü. Aman Allah'ım. Sait aldı kendi kalesine giderken. Oh neyse 3 dakika kaldı. Şampiyonluğu bu akşam kutlayabiliriz. İleriye doğru verdiler. Serdar'ın Sait'e doğru uzattığı topu Sait kaptı. Sait kaptı. Çalımını yapıyor. 40 metre üzerinden müthiş bir şut attı. Gol! Gol! 10 dakika kala Sait kaptı. Gol! Sait attı. Gol attı. Yine şampiyonluğa ortak oluyorlar. Sait attı. Yeni oyuna giren Sait maçın bitmesine 6 dakika kala kartal. Oluyor bir lan. Ulan bir gol daha atarsam 2 olsun be. Cimbomlar 1-0 galip duruma geçmişlerdi Cüneyt'in golüyle. Yeni giren Sait hemen golü çıktı. Ben oynamıyorum Thompson efendi. Bir gol attık diye neredeyse öldüreceklerdi. Sait yok durmak, var koşmak, var oynamak, haydi! Ne koşması be? Biz burada ölümden döndük. Koşmuyorum. Var şimdi bir dakika Sait, çabuk bir gol. Çabuk bir gol daha benim atılım için Sait. Ne olur benim hatırım için. Hatırın için. Peki hocam tamam. Oluyor cimbom defansı fakat Akif işte ortalanan bir top daha Akif. Tekrar geldi Sait'e. Sait'in müthiş bir şandeli. Gol! Sait son. Bu sefer ne yakalarsınız? Kartalların galibiyet golünü çıkardı. Sait bu. 2-1 Kartallar galip cimbomlar karşısında. Böylece Kartallar haftaya oynanacak. O şapşal 2 gol atsın. İnanamıyorum gözlerime. Ulan. Bu Kayarto benim karşımda oynayacaktı ki. Belinin ortasına tekmeyi yapıştırdı mı tamam. 6 dakikada ilk gol çıkardı cimbomları. Kartallar mı? Erol Hanım bu çocukla beni muhakkak tanıştır. Tamam Ayşe abla tanıştır Sait. Tanışmamızın şerefini. Şerefi ama futbolcular içki içer mi? Hem de nasıl sonuna kadar. Öyleyse ben de futbolcuyum, ben de içerim. Yatakta da sahadaki gibi fırtınasın. Fırtınayımdır. Ben Paris'teyken bir eserdim, mevsimler değişirdi. Kim o ya? Çalışından anlarım. Kocam olacak. Eyvah! Basıldık. Önemli değil. Önemli değil mi?
Hayatımın baharı sana çiçek getirdim. Sen zarif bir erkeksin Selamicim. Teşekkür ederim. Aşkta kazanan kumarda kaybeder derler. Ama ben ikisinde de kazanıyorum. Senin başında talih kuşu var sevgili. Talih kuşu değil, boynu. Bu gece pokerde tam 68 bin lira kazandım. Benim akıllı kocacığım. Bak sana güzel bir sürprizim var. Öyle mi? Eyvah, cinayet çıkacak. Bugün iki golümüzü atan kahraman. Hayrola kahramanımız bu kılıkta? Antrenman yapıyorduk da. Büyük futbolcu olmak kolay değil. Hep çalışacaksın. Dur durak yok. Nerede olursa olsun hep idman. Öyleyse iyi çalışmalar. Sen de Aysel'cim kahramanımıza iyi bak. Başarılar, ayağınıza kuvvet. Belime kuvvet. Alo, buyurun. Sait hala gelmedi mi? Peki nerede bu adam? Beni niye aramıyor? Gelmedi ki arasın. Aysel adında bir hanım da 3 kere aramıştır. Ne? Aysel mi? Bu çay iyi demlenmemiş, sakıncalı. Affedersin sevgilim, bir daha dikkat ederim. Kocanın çalışı mı? Hayır sevgilim, bir dakika. Hayrola? Sait? Oo, sevgili nişanlım, nasılsın? Ne arıyorsun burada? Ben mi? Sahi, ne arıyorum ben? Saçmalama! Doymadın değil mi rezil kadın? Sen nasıl el alemin nişanlısını ayartırsın? Ay bana mı? Yok, aynadaki resmine! Ne? Bana! Ha? Sana! Sana gösteririm benim! Ben sana! Sayın seyirciler, burası İspanyol Aysel Spor Sarayı. Karşınızda Sait Güvenç. Terkene Sevim güreşe hızlı girdi. Ani bir kafakolla İspanyol Aysel'i altına aldı. Eziyor. Eziyor. Bayağı iyi eziyor. Beklenmedik bir sürpriz. İspanyol Aysel kol bastığıyla döndü. Terkene Sevim'i altına aldı. Altında. Başarılı bir güreş çıkarıyorlar. Şimdi kündeliyor. Tartıyor. Tartıyor. Güreş çok heyecanlı gidiyor. İspanyol Aysel bir kıç attı. İspanyol'un kıçı müthiş. Bir yiyen pişman, bir yemeyen. Allah Allah, güreşte yeni bir oyun. Evet, bakışıyorlar. Saldıracaklar. Durmazlar zaten. Eşek! Şol eşek! Terbiyesiz bir takım laflar söylüyorum. Bakalım! Şimdi güreşi bırakıp boksa başladılar. Sevim'in sağı müthişti. Ne de Aysel'den karşılıklı vuruyorlar. Evet. Allah! Fırtlak fırtlığa geldiler. Karaciğerini yokladı. Sayın seyirciler, durum kötü. Bu iş karakolda biter. Evet. Boksta yeni kurallar. Biraz tuhaf ama karı karıyı ısırıyor ya. Isıra dursun ya. Ben de antrenmana gidiyorum. Sait! Saitçim, şekerim ben geldim. Hocam, biraz cross yapayım mı? Başla! Sait, dur bir dakika. Bana kızgınsın biliyorum. Ben Aysel meselesini çoktan unuttum. Özür dilerim senden Saitçim. Artık tek futbolcum sensin. Söz veriyorum. Bir daha ne deplasmana giderim ne de bir başka yere. Neden konuşmuyorsun? Seni seviyorum dedim. İstediğin gün evlenmeye hazırım. Seni seviyorum Sait. Sait! Sait! Bir şey söyle Sait. Bütün aile seni bekliyor. Nikah için yeniden gün aldık. Perşembe saat 4'te nikahımız var. Hayır sevgilim. Gerçek bir futbolcu olmadan evlenmek istemiyorum. Sait. We'll be right back.
parayla seyredeceğiniz Sait maçtan önce yapılan röportajlarda gol krallığında ben de varım dedi. 18 numara lütfen bu oyuncuya dikkat ediniz. 18 numara bir tarafta Duvar Ahmet, bir tarafta Sait. Seyirciler Sait'i çağırıyorlar. Sait biliyorsunuz geçen haftaki maçta Cimbomlara son 6 dakikada 2 gol atarak takımdan şampiyonluk yolunu açmış. Bu maçta Kanaryaların berabere kalması halinde Kanaryalar şampiyon olacaklar. Eğer Sait'in takımı galip gelirse Kartallar şampiyon olacaklar. Sait 6 gol atarsa gol kralı olacak. Bu inanılır gibi bir şey değil. Fakat Sait çok ümitli olduğunu belirtti röportajlarında. Maçın son hazırlıkları tamamlanıyor. Hakem orta noktaya koydu düdüğü. Sıvır sıvırdan başladı. Kartallar ilk akını hemen düzenlediler. Necdet'ten gelen bir top. Necdet'in pası Adem'den dönüyor. Sait yakaladı topu. İlerliyor. Karşısında Duvar Ahmet. Duvar Ahmet'e çalım atacak. Bacak arası yaptı. Gole gidiyor Sait. Sait bomboş gol. Gol. İlk dakika. Sait sevinç içerisinde. Kartalların tribününde sevinç var. Duvar Ahmet elini yerlere vuruyor. Aman. Aman bu beklenmedik bir sonuç. İlk dakikada Rauş çok sinirli. Şimdi Kanaryalar hemen oyunu başlattılar. Önder'den geriye Cem'e doğru bir pas. Cem aldı verdi Müjdat'a. Müjdat sol tarafta tekrar Cem'e verdi. Cem'in ileriye doğru bir pasında Kartallar kaptılar. Sait'e güveniyorlar. Kartallar kaptı bu giden küçük alı. Ortaladı. Sait kafayla zıpladı. Gol! Yine Sait. Fenerbahçe'nin yedeklerinin ve teknik adamlarının oturduğu kulübede ölüm sessizliği var. Olmaz. 2 dakikada 2 korkunç Sait. Şimdi küçük Haluk yeniden oyuna başlattı ve ilerliyor sol açık yerinden. Verdi ileriye doğru. Ortalandı. Top Necdet'e doğru giderken Necdet düştü ve bir korner kazandı. Kara Kartallar. Kartallar bir korner kazandı. Korneri Necdet atıyor. Ortaladı. Sait zıpladı. Sait'ten 3 gol ve maçın ilk devresi bu sonuçla bitti. Kara Kartallar 3-0 galipler Kanaryalar karşısında. Sait inanılmayacak işi yaptı. Tribünler de birbirine girdi bu arada. Bilhassa Kanaryalar tribünde olaylar var. Güvenlik kuvvetleri olaylara el koyuyor. Kanaryalar çok sinirli. İkinci devre başladı Kanaryalardan Onur. Duvar Ahmet'e. Duvar Ahmet Sait'e kaşık. Sait topu çaldı. Çalımını bastı. Gidiyor ileriye doğru. Duvar Ahmet sakatlandı. Sait de topu bıraktı. Şimdi Hasan'da. Hasan Ali Kemal'e verdi. Çok fena ayağım. Ne oldu hocam? Kötü sakatlandı mı? Gayret et hocam. Bende pil bitti. Sen devam et. Kaptılar Kara Kartallar, ortaladı Necdet. Sait zıpladı. Gol! Sait, yine Sait. 4. golü attı. Kartallar 4-0 galip. Duvar Ahmet sahayı terk ediyor. Sait 4. golünü attı. Kara Kartallar, Kanaryalar karşısında 4-0 galip oynuyorlar. Yine sağdan bir orta. Sait müthiş bir gol. 5. gol Sait'ten. Eğer Sait bir gol daha atarsa hem Kara Kartallar şampiyon olacak hem de Sait gol kralı olacak. İşte küçük Haluk'un maruz kaldığı bir faul. Hakem bir faul gösteriyor. Orada bir faul gösteriyor. Sait atacak sağ tarafta. Sait atacak. Sait'i teşcih ediyor taraftarları. Sait hazırlandı. Ortasını yaptı. Sait! Sait kaptı ve 6. golü attı. 6-0 galip Kara Kartallar. Kartallar Kanaryalar karşısında 6-0 galipler. Böylece şampiyonluğunu ilan ediyor Sait Kartalları. Kanaryalar hem şampiyonluğu kaçırdılar hem de Sait gol kralı oldu. Bu büyük maçı kazanan Sait sahadan rahat bir şekilde çıkıyor. Hocam seni yalnız mı bıraktılar? Boşver. Seni kutlarım. Doğrusu çok iyi bir futbolcusun. Senden öğrendiklerimle başardım. Hadi seni bir hastaneye götüreyim. Gitsem ne yazar? Bizden geçmiş artık. Futbolcunun eskisi bir boka yaramaz. Artık antrenmana bile gelme. Jübileni hazırla dediler.
Senden daha çok öğreneceklerimiz var bizim. Bundan sonra futbolun ipliğini değil, nasıl oynandığını öğreteceksin. Kime? Bana, hepimize, gençlere. Ben sana borçluyum. Hadi, eski öğrencini kırma. Gene hocam olmanı rica ediyorum. Tamam mı hocam? Git. Git lan. Ağlatacaksın beni. Benim. Nihayet futbolculuğunu ispatladın. Öyle mi? Babam şerefine bu gece bir davet veriyor. Sana bir borcum vardı. Salak! Kendini bir hastalıyorsun değil mi? Salaksın! Salak! Salak! Salaksın! Salak! 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 Ellerine sağlık sevgilim. Hadi bakalım depoya. Aa! Hocanı bekletme de boynuzu uzamasın. Sait, delirdin mi sen? Tam tersi, akıllandın.